Öncelikle tabii Amerika Birleşik Devletleri adına talihsiz bir açıklama. Uzun zamandır olup olmayacağı sürekli her başkan döneminde beklenirdi. Ronald Reagan döneminde böyle bir talihsiz açıklama yapılmış idi esasında. Daha sonra bu meselenin temsilciler meclisine ve senatoya geldiğini sembolik de olsa her yıl 24 Nisan'da ki bizim de Böyle bir rahatsızlığımızda en azından o rahatsızlık bitti, kurtulduk kendi adımıza öyle söylemek istiyorum. İşte o büyük felaket kavramı yerine soykırım kavramını tercih etmek suretiyle Biden siyaseten verdiği sözü yerine getirdi. Hukuki hiçbir sonucu olmayacaktır onu size söyleyeyim peki. Hukuki sonucunun olabilmesi için bir defa Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi topraklarında görebileceği bir yargı yetkisinin bulunması gerekir. Böyle bir yetkinin olmadığı tartışmasızdır. Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren bir durum da yoktur burada. Ee, keza soykırım denilen kavramın tarihte çıktığı ve tartışıldığı zaman dilimine baktığınızda hazırlıklı geldim. En azından birkaç tarihi zamanı hatırlatayım. Hatırlatmak İkinci için. Dünya Savaşı mı? Yani 2. Dünya Savaşından evvel biliyorsunuz teşkir kanunu bir görmek lazım ee, Türkiye Cumhuriyetinin öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 1 Haziran 1915 tarihinde yürürlüğe koyduğu birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçlarının en azından bertaraf edilmesi çerçevesinde tam adı savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenlere asker tarafından uygulanacak önlemlere dair kanundu bu. Bu kanunun gereğince o dönemde canını malını kurtarmak ülkesini Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçlarından bertaraf etmek isteyen ve kendisini deyim yerindeyse sırtında umuranları en azından etkisiz hale getirmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin öncesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir tedbir kanununa başvurulduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve öncesinde Türkiye Cumhuriyeti, ifadesini kullanıyorum kusura bakmayın. Osmanlı İmparatorluğu'nun Osman. devamı olduğumuz için atalarımızın söz konusu olduğu bir mesele. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı şu anda açıklama tarihe saygısızlık. Siyaseten tercih edilen, kendisi bakımdan sembolik de olsa Türk tarihini, Osmanlı tarihini esasında o tarihi değerlere hakaret eden, kişilere hakaret eden bir nitelik taşımaktadır. Ki eğer biz Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli resmi tepki gösterip kararları alabileceksek bence bu konuyu konuşalım. Yani yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp da bir karşı hamle yapabilecekse örneğin Amerikan tarihinin benim hatırladığım Kızılderililerle, Siyahilerle, Nagasaki ve ile, nitekim Irak'la, Vietnam'la başka birçok yerde efendim işte işlediği suçları tarihe geçen suçlarla ilgili kınama kararı ve onlarla ilgili isimlendirme, adlandırma yapabilecekse biz bu konuyu konuşalım. Onun dışında başka yaptırımlara Türkiye Cumhuriyeti başvurabilecekse bunu konuşalım. Ama bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin, biliyorsunuz Ermenilerin, Ermenistan'ın 4T olarak bilinen Büyük Ermenistan Projesi altında tanıtım, tanınma, tazminat talebi, toprak talebi gibi 4 adım üzerinden zaten Ermenilerin ve Ermenistan Ermenilerin derken Ermenistan'da yaşayanların Ermenistan yönetiminin diasporasının yaşam kaynağıdır bu yani netice itibariyle sadece o 1915 olaylarına sığınmak suretiyle bugüne kadar dünyanın dört bir yanında maalesef gerçek dışı tarihi hakikatlere aykırı bu tip efendim işte Amerika Birleşik Devletleri'nden, Fransa'dan, İsviçre'den kendilerine destek kazanmayı bildiler ve bunu başardılar. E esasında bu tarihi kızgınlıkların Batı'nın emperyalizmin, Türkiye Cumhuriyeti'ne Osmanlı dönemine kızgınlıkların özellikle İstanbul üzerinden e, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinden o kızgınlığın bir yansımasıdır. Başka bir e, başka bir e, anlamı olamaz çünkü Amerika Birleşik Devletlerinin ve başka hiçbir milletin memleketin üzerine vazife değildir ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi ile ilgili iki memleketi, iki milleti ilgilendiren bir konuyu bu iki millet, iki memleketin çözmesi gerekirken Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan siyaseten, tarihi olarak hiçbir gerçekliği, değeri ve karşılığı yok. Kendileri de çok iyi biliyorlar. Başkanın soykırım demiş olmasının bir anlamı yok. E hayır, hukuken hiçbir hukuken. anlamı yok. Yani şöyle anlamı yok. Anlamı olsa bundan bir sonuç çıkarabilecek olsalar şimdiye kadar çoktan Efendim işte eyvah hani bizde vardır ya Amerika Birleşik Devletleri'nde dava açacaklar işte şurada şunu yapacaklar burada bunu yapacaklar. Siz onları siyaseten belki ikili ilişkilerinizi Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerden bahsediyorum yıkmak, ortadan kaldırmak hususlarını göz önüne alarak bir takım hukuk dışı yol ve yöntemlere başvurabilirsiniz ama bu Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Söylediği sözlerin Yenilir yutulur bir tarafı yok. Her ne kadar bir satır yerde satır biz kimseyi oluyor. suçlamasak da dese de hmm. e, söylediği sözlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Osmanlı İmparatorluğu'na hakaret olduğunu açıkça. Açıkça hakaret ediyor. Çünkü soykırım ne demek onu bilmek lazım. Bizim Türk Ceza Kanunu'nun 76. maddesinde de 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Sistematik olarak bir grubu, ırkı, milleti, Ortadan kavmi... Kalmıyor öldürmek, ortadan kaldırmak, bertaraf etmek ki yani hitle, bence, bence bu tür açıklamaları yapan memleketler özellikle emperyalist güçler önce kendi mekanlarına, kendi tarihlerine, Peki. kendi yaptıklarına bakacaklar ancak uluslararası alanda böyle hegemon güçler siyaseten içeride o siyasi desteği sağlayabilmek, devam ettirebilmek, dışarıda da Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik nasıl baskı yapabiliriz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde biraz sonra söz tekrar geldiğinde e, konuşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde Amerika Birleşik Devletleri ile en önemli imtihan e, Suriye'nin kuzeyidir. Kuzey doğustur. Yani ben size net söylüyorum. Bütün o açıklamaları biz takip ediyoruz. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar değil. Orada efendim işte sözde bir devlet kurmak uğruna yine o Birinci Dünya Savaşı'nda yapılana bir benzer Türkiye Cumhuriyeti'ni bu defa arkasından vurmak, hankerlemek isteyenlerin maksatlarını çok iyi biliyor ve takip ediyoruz. Peki da orada bindikleri yegane gemi veya tren Amerika Birleşik Devletleri'dir. Başkası değildir. Yoksa kendi güçleriyle, kendi imkanlarıyla bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı hiçbir gücün ayakta durabilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarına göz dikebilmesi mümkün değildir. Peki. Bunun arkasında ben size şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolik olarak denendirebilirsiniz. Hukuki değeri yok ama siyasi ve tarihe ilişkin kendi bakış açılarından bütün beklentileri şudur. Türkiye Cumhuriyeti topraklarını işgal etmektir. Başka hiçbir şey değildir. Peki. Anlamı ve niyeti hedefi budur ve Amerika Birleşik ile gerilmiş ilişkileri bundan sonra bu hadiseyle bu açıklamayla birlikte daha iyiye gitmeyeceği görülmektedir. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin atacağı adımlarda. Önemlidir. O adımların ne olacağını yarından itibaren göreceğiz. Hepsini tek tek konuşuruz. Bu arada bir haber geldi. Bir temasın görüşmenin haberi geldi. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geliyor açıklamada. Bu açıklamaya göre Erdoğan Aliyev görüşmesinde son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatrisinde, fikir alışverişinde bulunuldu. Ee, bu temasla Erhan Joe Bey ilk kısımda şunu da cümle olarak ekleyeyim. Bizim tamam. böyle yakın tarihimize baktığımızda bazıları samimi bazıları da gayri samimi olarak koca koca insanlar anlışamlı Türkiye Cumhuriyeti topraklarında sözde soykırımın olmuş olabileceğine dair bu ülkenin gerçeklerine, tarih hakikatlerine aykırı toplantılarla, açıklamalarla efendim biz ne olacak bu konuyu tartışalım biçiminde ee, bir takım e, girişimlerde bulundular. Ü, ümit ederim bundan sonra tekrarlamazlar. Akıllarına başlarına alırlar. Çünkü uluslararası alan ilişkiler, bu coğrafya çok farklı. Ha, bu milletin evlatları isek bizim e, birleşmemiz gereken, e, birlik içinde olmamız gereken milli meselelerimiz konusunda oturup da e, öyle işkembeyi kubradan, deyim yerindeyse atmanın, hmm. tarihi hakikatleri yok saymak suretiyle e, bir takım değerleri, kişileri koruyoruz anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine ihanet etmeye yönelik açıklamalardan kaçınmalarını bekliyor. Peki